Sarı Lacivert Hayatlar programına hepiniz hoş geldiniz. Hayatı Sarı Lacivert yaşayanları bu programda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İkinci programımızın konuğu da Gökhan Derin Kezici. Teşekkür ediyorum, bizi evinde ağırlıyor. Rica ederim. Birazdan tabii ki gezeceğiz. Hayatı nasıl Sarı Lacivert yaşadığını sizlere göstereceğim. Muhteşem bir koleksiyonu ve muhteşem bir ev var. Her yer Sarı Lacivert ama tabii ki önce ufak bir sohbet etmek istiyorum Gökhan abiyle. Gökhan abi, öncelikle bizi ağırladığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gökhan abi diyorum. Hoş geldiniz. Bu arada samimiyetten Gökhan abi diyorum. Teşekkür ederim. Hoş gerçekten geldiniz. Öyle. Çok teşekkür ediyorum samimiyeti ve bizi muhteşem ağırladığın için. Hemen taraftarlarımızın biraz seni tanımasını istiyorum. Kimsin, nesin, ne iş yaparsın? Hemen dinleyeyim biraz. Gökhan Derin Kesici, 1974, İstanbulluyum. Kombi teknisyeniyim. Yani bu kadar şimdi. Bu kadar. Gayet güzel. İnanılmaz bir fanatik bir Fenerbahçe taraftarı. Her maça gidiyorsun değil mi? Tabii, kombinimiz var. Her sene alırız. Var. Deplasmanlara gidiyor musun? Deplasmanlara eskiden daha çok gidiyordum ama yine de gidiyorum ama eskiden daha sık gidiyordum. Harikasın. Bu Fenerbahçeliliğini sormak istiyorum ben. Bu Fenerbahçelilik babadan oğula mı geçiyor? Hayır, tam onu nasıl söyleyecektim. Oluyor? Ya babadan oğula en büyük miras Fenerbahçelilik ya. Benim çocuğum da. Yani biz karşıda büyüdüm, ben de Kadıköy'de tarafında büyüdüm. Yani oradan ufakken maçlara giderdik. Yani eski tabii bizim Rıdvanlar, Oğuzlar, Aykutlar, ben tonuşum hayallerden gelme bir şeydeyiz. Ufacıkken maçlara giderdik. Tabii o zamanlar o dere ağzında antrenman yapılırdı. Yani Schumacher, hiç unutmam. Yani o dere ağzında böyle biz bile girerdik. Schumacher, Müjdat, ben bir Rıdvan hastasıyım zaten. Rıdvan Dinmen hastasıyım. Ona da selamlarımı söylüyorum. Yani o zamandan gelme. Şöyle bir hastalık. Sarı lacivert ne görsem olurum. Öyle bir hastalığım var. Evet, yani. Hiç fark etmiyor. Yani görüyor senden bir hastalık. Beni tanıyorsun. Yani ne görsem alıyorum. Yani böyle işte hayat böyle devam ediyor. Harika. Bu arada sadece sen değil, eşin, çocuğun, tabii. herkes Hepimiz, bu arada. Hepimiz, Sülalece, Fenerbahçe'miz. Biraz mesela Fenerbahçeliğinde aslında Rıdvan dedin, Aykut dedin. Bu zamanlara kadar geldin. Biraz mesela senin Fenerbahçeliğini dinlemek istiyorum aslında. Taraftarlarımızın da öğrenmesini istiyorum. Çünkü inanılmaz, bu Sarı Lacivert Hayatlar programında zaten her hafta başka bir taraftarlarımızı ağırlayacağız ama muhteşem taraftarlara sahibiz. Onlardan biri de Gökhan abi. Gerçekten sağlam Fenerbahçeli. Biraz senin Fenerbahçeliliğini dinlemek istiyorum. Nasıl Fenerbahçeli? Ya yaşamak lazım. Yani bizim Fenerbahçeli biliyorsun. Mesela bir yere gittiğimiz zaman alışveriş ederken başka bir renk, bir şey, takımın bir şeyi bile olsa onlara kusura bakmasın ama alışveriş bile yapmam yani. Öyle bir gideceğim yerleri ona göre seçerim ya. Tatile bile giderken oraya göre. Bir de biliyorsun Sıla hayranıyım. Evet. Öyle yani Sıla hayranıyım. Yani her şeyimi Fenerbahçe'ye göre ayarlıyorum yani. Böyle işte yani. Babadan oğla diyoruz diye öyle benim çocuğumu da maçlara götürmeye çalışıyorum. İşte böyle idare ediyoruz. Harika. Peki bu koleksiyon nasıl başladı? Koleksiyon yani takı takmayı çok sevmem ama sarı lacivert olunca yani tesbihlerim, kolyelerim görüyorsun böyle her şeyini yani yapıyorum böyle. Seviyorum ya, takmasam bile orada durması bile bana yetebiliyor. Yani evin her tarafına öyle koyuyorum sarı lacivert. Sadece gibi. Aksesuar değil, küçük ev aletlerinden tablolara, ışıklar, ya birazdan zaten evi komple gezeceğiz sağ olsun Gökhan abi, bize harika hazırlamış evi. İnanılmaz ya, gerçekten sarı lacivert hayatın ta kendisi. Hakikaten öyle. Yani. Görmek istiyorum aslında, baba gezmek istiyorum. Tabii her zaman tabii. Aynen. O zaman yavaş yavaş biz odaları gezmeye başlayalım, orada da sohbetimize devam edelim, olur mu? Tabii kesinlikle. Tamamdır, haydi bakalım. Önce ilk odaya geldik. Muhteşem bir odadayız şu anda. Gökhan abi sağ olsun bütün forma koleksiyonunu buraya evet, bizim aynen. için hazırlamış. İlk olarak formalardan başlamak istiyorum. Sonra tabii ki aksesuarlara da geçeceğim. Her size var yani bütün sizin, eşinizin, çocuğunuzun. Evet, hepsi. Ya inanılmaz bir koleksiyon ama bence bu bir kısmı değil mi? Kesinlikle hepsi, öyle. Hepsi daha çıkarmadıklarım da var. Aynen, açmıyorum da. Aynen. Her formaya her sene... İki tane, üç tane her sene alırım. Bu sene de yeni çıkanlardan üç tane aldım. Üç tane. Üçüncü aldınız mı? Üçüncü aldım. İki tanesini aldım, bir tane de çocuğa aldım. Üç tane aldım yine formadan. Her çeşit Alex forması olsun, evet, eski formalar. Evet, bu da 100. yıl formamız. Alex bu arada 20 numaralı formasıyla muhteşem. Bu da kızınızın evet, küçüklük kızımın, forması evet, değil evet. mi? Muhteşem ya. Ya inanamıyorum evet. gerçekten. Bu arada çoğu ürünlerde lisanslı bu arada. Yani feneryumu eve yığdığınız Yığdım, gibi bir şey. Yığdım aynen dediğim gibi. Gerçekten öyle. Bu arada gündelik hayatta da inanılmaz derecede feneryum kullanıyorsunuz. Sarı lacivert muhakkak giyinirim. Sen de az çok beni
beni biliyorsun. Biliyorum, ya, muhakkak evet. Sarı lacivert. Üstünde muhakkak sarı lacivert bir şey vardı. Saatini de görmek istiyorum bu arada. Saati de sarı lacivert bu arada. Bunu da dün aldım. Feneryum'dan aldım. Bu da yeni ürün. Harika. Çok güzel bir şey. Mükemmel. Evet, çok güzel bir şey. Orada bileklik gerçekten güzel. Aynen, dün aldım bunu. Güle güle. Yani sarı lacivert saat koleksiyonlarım var ama normal saat takmam. Sarı lacivertse muhakkak alırım. Normal mesela siyahtı, kahveydi. Öyle hiçbir şey olmaz. Hiç takmıyor musun? Hep sarı lacivert. Saatlerim, kolyelerim, hepsi sarı lacivert, hepsi sarı lacivert. Normal takmıyorum yani. Evet, bu arada sende şey de var değil mi? Herhangi bir şey olsun, sarı lacivert kullansanız da kullanmasanız da sarı lacivert olsa alıyorsun değil mi? Kesinlikle aynen. Yani diyorum ya, sarı lacivert ne görsem hastalıkla o renkleri gördüğüm zaman muhakkak alırım. Hiç fark etmez, önemli değil. Ya muhteşem bir oda ya, inanamıyorum şu anda. Bir de çok da güzel hazırlamışsın. Daha da değil, diğer odalar da var. Hiç merak etmeyin, bu bir kısmı. Yani formal koleksiyonun da bir kısmı. Tabii bir kısmı. Daha çok şey var. İnanılmaz. Biraz hikaye dinlemek istiyorum. Var mı mesela böyle formalarla unutamadığınız maç? Ya şunu da işte bak, şunu bunu da Acun Bey'in programından almıştım. İki tane almıştım. Fenerol forması. Fenerol formasıydı. Evet. Bu mu? Başka var mı hikayeniz böyle? O Ortega forması derdik biz buna. Ona şey yapacağız. Şuydu tahminimce. 100. yıl forması var. En son çıkanlardan işte. Evet, en yani çok geçen yıl. Evet, geçen yılki olanlar. Ya yani durmadan giymez. İlk iki kere bile giysem muhakkak hepsini siz alıyorum. Siz böyle yani. Hani çoğunda giymiyorsunuz değil mi? Giyme. Aynen, kesinlikle. Koleksiyon olarak da alıyorsunuz. Tabii kesinlikle. Yani. İmzalı formalarım falan hepsi var. Ay, harika ya. Gerçekten inanamıyorum ya. Daha o zaman bir tane Rıdvan Dilmen'den imzalı forma istiyorum. Rıdvan Dilmen'den. Evet. Tamam, inşallah buradan belki bizi duyar, programımızı izlerse Rıdvan Dilmen. İnşallah. Belki Gökhan abiye bir imzalı. Bunlardan eski formalardan götürürüz belki Rıdvan Dilmen'e. Neden tabii. Olmasın? Kendi formumuz. Şimdi biraz aksesuarlara gelmek tabii, istiyorum. Tabii aksesuarlarımız burada. Böyle kameraman arkadaşım Murat'tan rica edeceğim, sizlere gösterecek. Biz de böyle dolaşalım eve, yavaş yavaş sizlere gösterelim. Bunlar Gökhan abinin aksesuarlarının bir kısmı. Evet, bir kısmı kesinlikle. Gerçekten bir kısmı. Çünkü inanılmaz bir sarı lacivert aksesuar koleksiyonu var. Muhteşem. Muhteşem. Bu arada hediye de ediyorsun değil mi? Tabii hediye ediyorum. Başkanımıza da hediye etmiştim. Evet, tabii, başkanımıza da hediye. Başkanımıza ne zaman görsem. Acun Bey'e hediye etmiştim evet, değil mi? Evet, Acun Ulucalı'ya da hediye etmiştiniz. Aynen, ya muhteşem. Yani ünlü bizi tutatta çoğu gördüklerimizin hepsine veriyorum yani. Evet, bana da hediye etmişti. Yakala her şeyi teşekkür ediyorum. Tesbihimizin lafı olmaz. Her zaman. Şimdi bu tesbihlerin hikayesini dinlemek istiyorum. Böyle kızınız da galiba takı tasarımcısı değil mi? Evet, takı tasarımcısı. O da sarı lacivert size pek çok ürün tasarlıyor. Benim arkadaşım genelde o yapıyor. Ben ona ama bana özel yapıyor bunları. Siz böyle sipariş bu tabii, şekilde isteyip şey veriyorum, bana özel yapıyor. Evet, aynen. Yoksa bunlar satış falan değil bunlar. Yani kişisel satış, bana özel yapıyor. Ben de sevdiklerime de veriyorum işte, dağıtıyorum böyle. Harika. Evet, bu da yarısının yarısı yani, biliyorsun. Bu üçte biri bile değil. Arabaların da biliyorsun hepsinde. Evet, arabada da her yerde aksesuar var. Ben şöyle bileklikleri biraz koluma takmak kesinlikle, istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Şöyle koluma takıp sizlere göstermek istiyorum. Bu arada seni de dinleyelim Gökhan abi. öyle hemen şey yapmayalım. Şöyle tek tek takacağım. Sarı lacivert. Şöyle çift taraflı. Şöyle Gökhan abi bana yardım edersen. Bu birincisi. Tabii. Bu arada şundan bende de var. Evet. Hediye etmiştim bana Gökhan abim sağ olsun. Çok güzel. Çok şöyle güzel bir bakar mısınız? Harika. Muhteşem bileklikler. Tespitlerimiz de yani. Arabaya asıyoruz işte böyle. Elimde sallamam ama öyle bir alışkanlığım yok. Kesinlikle. Tespih kullanmasa da sarı lacivert. Aynen. Sarı lacivert olan her şeyi alıyorsunuz değil mi? Mesela bir tane sarı mı aldım, muhakkak lacivert. Bak bunlar takım değil ama muhakkak bir tane daha alırım. Bu normal bileklik değil mi? Bileklik onlar öyle. Bu bileklik ama lacivert. Lacivert olduğu için yanında sarı da aldım. Sarı da aldım. İnanamıyorum gerçekten. Şöyle göstereyim. Tek tek takıyorum ben Gökhan abi taraftarlarımıza göstermek için. Şöyle kolumda size mankenlik yapıyorum. Şöyle tek tek sarı lacivert. Hepsi. Her çeşit, her renk. Bu biraz daha retro galiba. Evet, evet. Eski. Aynen öyle. Vay, çok güzel. Bunları peki, bunları da takmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bir çok tane. Fazla takmıyorsunuz, çok takmıyorum aynen dediğin gibi. Takmasa da sırf sarı lacivert diye alıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. O bileğinde kalsın artık. Bak, ay sıktık onu. Yeter bence. Bence Gökhan abicim gerçekten çok bonkör hediye. Biz de bütün Fenerbahçe taraftarları böyle. Bize de sağ olsun bir gün kanala da kendisini davet etmiştik. Sağ olsun hepimize bütün aksesuarlardan hediye etti. Tabii. Şöyle kızınızın fotoğrafını da şu görmek fotoğrafım, istiyorum. Evet. Çok eski. Bak eski mobilyaların da böyleydi. Evet. Bak duvarlar falan. İlk evlendiğinizde galiba evet, değil mi? Evet, sarı lacivertti eviniz. Evet, aynen öyle.
Şimdi şu anda da pek bir farkı yok zaten. Peki eşiniz ne diyor bu duruma? Rahatsız ya, o da değil, yok alıştı ya. Alıştı mı? Problem yok. O da Fenerbahçe. Zaten Fenerbahçeli olmasa almam zaten biliyorsun. Fenerbahçeli olmasın. Ya tabii ki yani. Tabii ya, o espri tabii de. O espri tabii ki ama. Fenerbahçeli şimdi yapardım ama. Yapardınız. Yani kesin. Kesin yapardınız. Aynen, o mesela her şeyin böyle sarı lacivert olmasından belki. Bir de ne var biliyor musun? Yani bir sarıyla lacivert çok birbirine uyum olduğu için mobilyada olsun bu hiç hiçbir zaman cırtlak gibi durmuyor yani. Sırıtmıyor, hep yakışan aynen bir renk olduğu için mobilyada da şeyde de hiçbir problem yok yani. Harika. Tamam, evdekiler de böyle, evdekileri de dinleyeceğim tabii. Evet, oğlunuz ve eşinizin de görüşünü almak istiyorum. Biz yavaş yavaş mutfağa gitmek istiyorum. Mutfakta da muhteşem bir koleksiyon var. Hemen mutfağa doğru gidelim. Evet. Şimdi de mutfağa geldik. Evet. Önce mutfağın girişinde şöyle Feneryum'dan alınmış Fenerbahçe'nin lisanslı ürünü olan Fener Fenerli kafe diye biliyor yani. Evet, bir muhabbet kuşumuz karşılıyor bizi. Fener diyormuş, Fenerbahçe'yi daha öğretememiş Gökhan abi. Sadece Fener diyormuş. İnşallah belki programımızda evet, bir Fener dedirtiririz buna. Şimdi mutfağa gezmek istiyorum. Murat gel, kameraman arkadaşım. Önce şuradan başlayayım, peçetelerden başlayayım. Tabaklar, peçeteler, yine her şey sarı lacivert. Tepsiyle görüyorum. Tencereler, burada tencere var. O da sarı lacivert. Şöyle çok dönelim. Hemen çaydanlıkları göstereyim. Sarı lacivert. Bunlar da bir kısmı. Bunları sen seçti, eşiniz mi seçti? Bunları ben aldım. Haberi bile yok aldım. Gerçekten. Gittim bir mağazaya, sarı lacivert gördüm. Mağaza müdürü de Fenerbahçe'yi diyorlar ki. Sarılar dedi, bu da yarısı yani. Daha bir sürü de şeyler var. Sarılar da dedi ki gel dedi, tam senlik dedi, hemen aldım. Harika. Tost makinesi de tabii ki. Evet, Fener. O eski, evet, ilk çıkanlarda o Feneryum. Evet, o bir ara vardı muhteşemdi. Bir de böyle şeyli öbür türlü tost. Bu içinde şey FB yazıyor değil mi? FB yazıyor. Ekmeği kızartınca şöyle göstereyim. Fenerbahçe ekmek bile Fenerbahçeli. Amlem. Bu sabah yaptık bak ekmeğimizi. Kızartınca hemen Fenerbahçe amblemi oluyor ekmekte bile. Öyle bir Fenerbahçe'yi Gökhan abi. Buzdolabının üstündeki zaten süsleri söylemiyorum. Ya gerçekten eminim tabaklar, çanaklar falan var, da değil var, mi? Var var, yukarıda onlar da tabii. Sarı lacivert tabakçı. Bunlar takım zaten, bunlar bilmiyorum evet, ama bunlar bir parçaya yakın vardır. Sarı, yani sadece sarı lacivert diye aldın değil mi? Evet, sırf onları diye. Yani. Neyse, hiç problem değil. Eşiniz bir şey demedi değil mi? Yok, niye yok, aldım bunları demedi. Hayır, demedi. Harika. Tabii ki eşinize, çocuğunuza da soracağım. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkalım. Baktığınızda şeyleri. Tabaklarımızı da gösterelim. Buyurun. Evet, tabağımızda, kasemizde sarı lacivert. Bunlar hep takım, onların takımları. Ya sana inanamıyorum gerçekten. Lacivert'e kadar. Fincanlarımız da tabii ki sarı lacivert. Her şeyimiz sarı lacivert. Harika. Tam bir ya programımızı bence yaşıyorsun şu an. Sarı lacivert hayat dediğiniz ta kendisi burada, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi üst kata çıkacağız. Orada da muhteşem sarı lacivert ürünler bizi bekliyor. Çocuğun odasına girelim. Hemen o zaman yukarı çıkalım. Orada sohbetimize devam edelim. Evi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi üst kattayız. Oğlunun odasıydı değil mi Gökhan abi? Şimdi oğlunun odasına gidiyoruz. Bizi oğlu karşılıyor. Hemen onun da yorumunu almak istiyorum. Evet, odayı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle alayım seni Gökhan abi. Önce bir şöyle bir odaya bir bakar mısınız? Odaya bir göstermek istiyorum. Hemen odanın sahibiyle konuşmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Senin adını öğrenmek istiyorum önce. İlhan. İlhancığım merhaba. Odayı sen mi tasarladın? Babam mı seçti yoksa her şeyi? Genellikle ben tasarladım birçoğunu. Harika. Burada bir araba koleksiyonların da var. Bunlar da sana ait. Evet, bana. Evet, sana bana ait. Babam mı ayarladı yoksa bunları? Şunları babam ayarladı. Gerisini ben ayarladım. Bunlar hepsi, bütün dizayn sana mı ait? Evet. Harika, işte babadan oğla miras yani dedikleri. Şunlar da bir sürü var yani bunlarda. Değil mi? Bunlar da bir kısmı. Fenerbahçe şeyleri falan. Harika. Harikasın gerçekten. Bu odayı şu mesela yazıları hep ben tasarlattırdım yani. Bu özel şeyi yaparken Adilat'ta hepsini yazdırttırdım onları. Şu bir 1907. De şuradaki. Tabii onları hepsini özel tasarlattırdım. Harika. Müthiş. Ya, gerçekten. Şaşkınlıklar içerisinde şöyle odayı izliyorum. Avizeye de bakmanızı istiyorum. Avize de sarı lacivert tabii ki. Odanın her şeyi sarı lacivert. Evet, aynen öyle. Halımız da düz lacivert. Dürt lacivert. Düz lacivert. Fenerbahçeli vardı ama biraz şey oldu. Perdeler, yani halılar. Bu yazıları da siz ayarladınız evet, değil mi? Evet, onları da tasarımcıya yaptırdım. Harika.
formanın hikayesini dinlemek istiyorum. Müthiş imzalı bir forma. Senden dinleyeyim. Eski futbol geçtiğimiz sezonun formalarından. Sen mi imzalattın? Nasıl oldu? Bunun hikayesini dinleyelim biraz senden. Babamla maça gittiğimizde babamla ben de imzalatmıştık. Hı hı. Sonra babama da almıştık. İkimizde de var. Sonra eve getirdik. Böyle astım. Harika. En üst köşesine. Belki çerçeveletirsin. Olabilir. Olabilir değil mi? Bence odanı asarsın çerçeveli bir şekilde, muhteşem yakışır. Hı. Değil mi? Evet, yakışır. Bensin, harikasın. İmzalar gerçekten müthiş duruyor. Bunu siz mi? Bunu da mı siz tasarladınız? Evet, bunun tasarım, evet. O çok bunu uğraşıyor onunla. Bunu da siz yaptınız değil mi? Hı. Evet, sarı lacivert perdelerden çıkıp terasa çıktık Gökhan abiyle birlikte. Burayı da, burada da her detay sarı lacivert. Tek tek başlayalım. Önce bu köşeden başlamak istiyorum. Bir plakamız var. Bir plakamız, evet. Birkaç tane onlardan almıştım. Bunlardan kaç tane var sende? 5-6 tane vardır, evet. Vardır değil mi? Aynen, kesinlikle. Bu bir, sadece terasın bir köşesi, evet. Bu arada. Yavaş yavaş tek tek gösteriyorum. Şurada bir ufak bir yastık var. Bu bir köşe. Evet. Bir köşe daha. Bir Fenerbahçe köşesi daha. Aynen. Bu arada şurada evet. Onu da özel yaptırmıştım. Özel bir halı, Isparta'dan. Halı var galiba. Hmm. Onu da özellikle 1907 söylerdi. Evet, 1907 isim söylerdi. Gerçekten. Müthişsin. Gittiğin her yerden bir sarı lacivert tabii, bir şey tabii, topluyorsun değil mi? Tabii, nereye gitsem olurum. Aynen. Nereye gitsen? Türkiye'nin neresine gidersen kesinlikle git. Alıyorsun değil mi? Yurt dışına çıktın mı hiç? Yurt dışından var mı böyle getirdin? Yurt dışında yok, almadım. Yok, almadım. Yok böyle bir şey. Var mı? Aynen. Ama genelde burada da mini bir feneryum var. Evet, aynen orada. Kolonya, ıslak mendil, bardak altlı, her şey. Şimdi bu tarafa doğru devam edelim. Burada da devam ediyoruz. Ay, hava da çok güzel açtı bu arada. Evet, müthiş açtı, bir hava var şu anda. Hemen şu potayı göstermek istiyorum. Burada küçük bir pota var. Potanın altındaki nedir? Lamba mıdır? O lambadır, evet. Lamba. Öyle, evet, öyle duruyor. Burada şeyde terasta mı yakıyorsunuz? Terasta yakıyorum onu. Sizin. Evet, aynen. Şu lambalar da sarı lacivert değil mi? Şu lambalar, şunlar. Gece görmeniz lazım. Hepsi sarı lacivert yanıyor. Şu lambalar şuraya kadar. Şunların bir tanesi sarı, bir tanesi lacivert ya yanıyor akşamları. Gerçekten. Yani şunlar gündüzünde, bir açtığınız zaman yanıp sönüyor ya, sarı lacivert bunlar da. İnanamıyorum ya. Taşlarımız bile sarı lacivert, evet, özeldir onlar hep öyle. Çiçeklerin taşlarını göstermeni istiyorum. Şurada da bak var. Hemen. Onlar da tabii ki sarı lacivert. Gerçekten. İnanamıyorum ya. Gece burası çok güzel oluyor. Her yeri sarı lacivert yapıyorum böyle. İşte şampiyon olursa burada düşünemiyorum yani. Şampiyon olursak zaten tabii. Seni düşünemiyorum. Mangala beklerim her zaman. İnşallah, ne demek. Sarı lacivert ışıklarla tabii, belki tabii. Mangal i̇nşallah, yaparız. İnşallah, ne diyorsun? Ya yani Gökhan abi. Stadımız da buradan gözüküyor. En büyük avantajımız ileride odur. İleride değil mi? Tam karşıda. Işıkları falan yanıyor. Tam şöyle bayrağımız var. Görüyorum ben tabii. Herkes onu göremez. Yani stadı gördüğüm için abi aldım. Ya sana inanamıyorum ya. Kadıköy'e taşıyalım seni Gökhan abi. Stadın dibinde ev bulalım. Orada sana oturdum biraz. Orada da oldum. Tabii orada oturdum. Kenan'a. Avrupa yakasında evet. Oturuyor şu anda Gökhan abi. Ya şöyle bakıyorum daha nereden, şöyle bir etrafımı çeviriyorum, her yerden sarı lacivert bir şey çıkacak diye bekliyorum. Ben biraz eşinizi de dinlemek istiyorum. Tabii, onun tabii. Da bir iki yorumunu almak istiyorum. Tabii. Buradaki detayları çoğunu gösterdik zaten. Şemsiye de sarı lacivert Murat, onu da gördün mü? Bu arada şemsiyemiz de var sarı lacivert. Yani inanılır gibi değil. Onu Bodrum'dan aldım biliyor musunuz? Sarı lacivert gördüm. Orada dedim ki alayım dedim, dursun arabada. Hiç açmadım. Öyle dursun. Öyle sarı lacivert diye aldım getirdim buraya. Öyle köşede duruyor. Aynen. Gerçekten inanamıyorum. O zaman ben Gökhan abinin eşini dinlemek istiyorum. Çünkü o da sarı lacivert giyiniyor. O da feneryum. O da sarı lacivert giyiniyor. Biraz evin yorumunu ondan dinlemek istiyorum. O zaman ev turumuza devam edelim. Eşinden de yorum alalım. Şimdi yanımda Gökhan abinin eşi Tuğba Derinkesici bizlerle birlikte. Onun yorumunu istiyorum çünkü evin dizaynında kendisinin payı çok büyük. Her ne kadar Gökhan abi koleksiyon yapsa da üstünü de gördüğünüz gibi Tuğba Hanım da bizi feneryumlarla karşılamış. Evi dinlemek istiyorum çünkü evi yaparken payınız çok büyük.
Gökhan abiyle birlikte yaptınız. Ev yorumunda, bu Sevil Hacivat yorumunda sizden almak istiyorum. Ya beraber tasarladık. Yani o çok seviyor. Ben de renklerini seviyorum. O yüzden hiçbir problem olmadı. Ben de zaten Fenerbahçeliyim. Ne kadar güzel. İlk evlendiğimizde daha farklıydı. Her yerimiz, mobilyalarımız. Onları da beraber seçtik. Onlar da değil mi? İlk, bu arada evet. Az önce biz konuştuk. Gökhan abiyle eşi anlattı. İlk evlendiklerinde gerçekten yani bütün mobilyalar sarı lacivert. Duvarlar da değil mi? Lacivertti. Aynen evet. Duvarlarımız da sarı lacivertti. Lacivert, sarı bordürleri vardı. Bütün eşyalarımız, çocuğun odası, oturma odası, mutfak, mutfak dolapları. Her şeyimiz öyleydi. Sonra yavaş yavaş değiştirdik. Bu şekil aldı. Harika. Ama beraber seçtik. Ben de seviyorum. Sevdiğim için bu renkleri. Var mı sizin böyle takıntı oldu mu? Sarı lacivert gördüğünüz bir şeyi almaya başladınız mı siz de Gökhan abiyle evlendikten sonra? O zaten aldığı için bana çok fırsat kalmıyor. O zaten alıyor. Ama hani ben de tercih ediyorum mesela bilekliklerde olsun. Hani sarı lacivert, çantalarımız, giyinmemiz, aksesuarlarımız. Evet öyle tercih ediyorum ben de. Harika. Programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda da kapanışta da Gökhan abi bize muhteşem bir sürpriz yapmış. Sağ olsun evinde bizi çok güzel ağırladı. Bir de şöyle Sarı Lacivert Hayatlar programımıza özel Sarı Lacivert Fenerbahçeli bir pasta yaptırmış bize. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de çok ediyorum. Memnun oldum. Her zaman bekliyorum. Müthiş bir ev. Yani müthiş bir Fenerbahçelilik, müthiş bir taraftarlık. Ben bir Fenerbahçeli taraftar olarak sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de umarım bu ev izlerken bayağı keyif alacaklardır. İnşallah. Son cümlelerini taraftarlarımıza mesajını almak istiyorum. Vallahi işte herkesin beklediği şampiyonluğu bu 100. yılda yani Cumhuriyet'in 100. yılında bir Atatürk takımı olarak Fenerbahçe'mizi şampiyon görmek istiyoruz. Hepimizin başkanımıza da selamlar buradan. İnşallah hep beraber şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah. O sene bu sene olsun. İnşallah. Artık cadde yıkılsın sezon sonu. Kesinlikle. Caddede cümbüş olsun. İnşallah Cumhuriyet'imizin de 100. yılında şampiyonluk bize çok yakışacak diyorum. O zaman Sarı Lacivert Hayatlar programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Belki siz de bu şekilde Sarı Lacivert Hayatlar yaşıyorsanız siz de bu programımıza konuk olabilirsiniz. Neden olmasın diyelim. Hoşça kalın.